Euzu Bismillahirrahmanirrahim. kıymetli arkadaşlar, bir önceki dersimizde zina ve kazıf cezasından bahsettik. Bu dersimizde ise inşallah içki içmenin cezası ile hırsızlığın cezasından bahsedeceğiz. Faslun ve men şeribe hamren. Bir kimse hamr içerse. Hamr arkadaşlar üzümden yapılan şarap, içki anlamına gelmektedir. Sadece buna mı had uygulanır? Hayır. Ev şaraben muskiren sarhoş edici herhangi bir şey içerse, herhangi bir şey e, tüketirse, yani bira içerse veya bunun dışındaki e, yiyeceklerden elde edilen sarhoş verici bir şey içerse hudde erbaine kendisine 40 tane değnek vurulur. 40 sopa vurulur ve yecuzu en yebluğa bihi 80 ala veçhid ta'ziri. Ta'zir niyetiyle yani daha hakimin kendi öngörüsüne göre, kendi e, e, kararına göre, hükmüne göre daha caydırıcı olsun diye ala ta'zir. Yani öyleyse kırkı e, cehattir, diğer kırkı ise ta'zirdir. Bu şekilde bunun uygulamaları da zaten sahabe döneminde de yapılmıştır. E, bunun e, 80'e ulaşması da mümkündür. Ve yecuzu en yebluğa bihi yani bi sebebihi yani bil haddi en yecuzu en yebluğa bil haddi temanine, seksene ulaşması mümkündür, caizdir. Ala veçi tazir et, kendisine tazir <laughs> olsun diye. Ve yecibu aleyhi bi ahadi emrayni Hangi durumlarda bu ceza uygulanır, had cezası uygulanır kendisine? iki şeyden biriyle. Bir, bil beyineti, şahit var. Şahit de kim nedir? İki tane erkek şahit diyor ki falan kişi içki içti. Getiriliyor ona ceza uygulanıyor. Vel ikrarı ve adam bizzat kendisi hani Allah katındaki cezasından korktuğu için geliyor itiraf ediyor. Diyor ki ben içki içtim. Bu durumda kendisine ceza uygulanıyor. Ve la yuhaddu bil qay'i vel istinkahi. Şimdi dedik ya sadece beyine olacak. iki tane şahit olacak. Eğer adam e, kusarsa, diyelim mesela kustu. Kusmuğundan affedersiniz içki e, çıktı. Bu durumda adama hac cezası uygulanmaz. Vel istinkahi ve adamdan içki kokusu geliyor. İstinkah koku anlamına geliyor. İçki kokusu geliyor. E, bu sırada adama ceza uygulanmaz. Çünkü arkadaşlar koku şu şekilde. Hani bazen bizler de bir yere gireriz o deriz ki yani burası sanki burada içki içilmiş. Yani şimdi içki kokusu arkadaşlar sadece içkiden gelmiyor. Mesela sirkeden, sirkeden de içki kokusu geliyor. Onun için bunlar şüphedir. Şüphe ile had uygulanmaz. Şüphe ile had uygulanmaz. Yani şey meselesinde de ay, kusmada da yani mesela adama zorla içirilmiş olabilir içki adama zorla içki içilmiş olabilir. Bunun bundan dolayı iki şahit lazım cezanın kendisine uygulanması için. Ee, faslun fi ahkami qat'i es-sariqati. Hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesi. Ve tuqta'u yadu sariqi bi thalathati sharaiten. Şu beş şartın bulunmasıyla hırsızın eli kesilir. En yekuna baligan bulu çağına ermesi lazım. Demek ki çocuk hırsızlık yaparsa eli kesilmez. Akilen demek ki deli bir kimse hırsızlık yaparsa eli kesilmez. Çünkü ne çocuk yani bulu çağına ulaşmayan kimse ne de akıllı şer'i meselelerde zaten mükellef değillerdir. Yetmedi ve en yesriqa nisaben kıymetuhu rub'u dinarin. Şimdi hırsızlığın nisabı da var. Nasıl zekatın nisabı varsa nisab bir had. Yani el kesmeyi meşru kılan had, sınır anlamına gelmektedir. Ee, ne olması lazım? Bir dinarın dörtte biri kıymetinde bir şey çalırsa, bir dinarın dörtte biri kıymetinde bir şey çalır ise bendeki nuskada arkadaşlar min hirzi mislihi yoktur. Ee, onun da ibarede olması lazım muhtemelen sizin kendi sizdeki baskıda o vardır. Bu hırsızlık işlemi de herzi misilden yapılacak. Herzi misil ne demek? Benzerlerinin saklandığı yerlerden, benzerlerinin saklandığı yerler. Yani diyelim mesela adam e, eşyalarını kendi dükkanında saklıyor, değil mi? Adam eşyalarını sokağa bırakırsa, bir tanesi gelip alırsa. Bu sebepten dolayı kendisine had cezası uygulanması Tabi arkadaşlar dükkanın önü de şu kaldırım kısmı da yani teşhirin yapıldığı yerde o da hirzi misil sayılır. Hirzi misil zaten örften örfe değişir. Diyelim mesela binek şey içerisindeyse, binek ahırdaysa binek diyorum. Pardon. Hayvan da var e, ahırdaysa bu hirzi misildedir. Biri gidip ahırdan çıkarıp çalarsa kendisine ceza uygulanır. Ama başı boş olan bir e, hayvanı çalarsa kendisine ceza uygulanmaz. Bu lukata hükmünde değerlendirilir. Ee, dedik ya bir dinarın dörtte biri. Şimdi arkadaşlar bir dinar daha önce şey kısmında da diyet kısmında da dinarın miktarından bahsetmiştik. 4.25 gram 4.25 grama tekabül etmektedir. Bu 4.25 gramın daha dörtte biri. Yani bir gram 6 veya 7 küsür altın çalınırsa 6 altı veya 7 küsür 1 gramın küsüratı e, çalındığı takdirde bu durumda adama nisabı çaldığından dolayı adama had cezası uygulanmış olur. Had cezası ne nedir? Ve tuqta'u yeduhu elinin kesilmesidir. Ve tuqta'u yeduhu'l yumna adamın eli kesilir min mafsilil ku'i bileğin mafsalından. Arkadaşlar şöyle el çekilir. El dirsekten böyle hızlı bir şekilde çekilir ki e, şey yapsın, dirsekten de bir şey alınmasın, yani e, koldan da bir şey alınmasın, e, bilekten e, kesilmiş olsun. Adamın eli kesilip e, kesilir, sağ eli kesilir, mafsaldan kesilir. Ve in adam ikinci bir defa çalar ise çalırsa kutiyyat Ricluhul yusra bu durumda adamın sol ayağı kesilir, yani çaprazlama gidilir. Fe in saraka üçüncü bir defa çalırsa hırsızlık yaparsa kutiat yeduhu'l yusra. Bu durumda adamın sol eli yine mafsaldan olacak şekilde kesilir. Ayak da mafsaldan kesilir. Fe in saraka rabi'an kutiat rijluhu el yumna. Bu defa adamın sağ ayağı kesilir. Yani adam alışkanlık haline getirmiş. Hiçbir şeyi bırakmadı kendisinde. Fe in seraka بعد ذلك عذرا eğer bundan sonra bir daha çalarsa diyelim mesela ağzıyla çalıyor. bu durumda kendisine ne yapılır? Kendisine ya da şeyle çalıyor diyelim mesela koltuk altına koyarak çalıyor ve adam kendisine şey yapmıştır. Yani takma bir el yaptırmıştır. Bununla çalıyordur. Yani çalmak rahattır. Yani şeye adet haline getiren kişi için rahattır. <laughs> Tazir cezası kendisine uygulanır. Tazir cezası da burada şeyin uygun gördüğü, hakimin uygun gördüğü hapis cezası da olabilir, değnek cezası da olabilir, herhangi bir şey. وَقِيلَ يُقْتَلُ sabren. Bir kıyle de bir görüşte demiş ki ne yapılır? Ee, öldürülür. Yani öldürülür. Sab o sabren demek ne demek? Adam ilk başta hapse atılır, bekletilir, bekletilir, bekletilir. En sonunda da öldürülür. o sabren'in manası bu şekildedir. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizde de içki içenin cezası ile hırsızlık yapanın cezasından bahsettik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.